Milli Eğitim Bakanlığı kazanım kavrama testi 3 çözüyoruz arkadaşlar. Konumuz rasyonel sayılar. İlk sorumuz 3 tane eşitliğimiz var. Verilmeyen kutuları bulalım bakalım. Birincisine kare şeklindeki kutuma ne gelecek arkadaşlar? 3 bölü 4 ise burası da ne olacak? 3 bölü 4. İşaretini tutmam lazım. Burası negatifse burada negatiflik yok. Aşağıda ne olması lazım? Negatiflik olması lazım. Kare dediğim yer neymiş? Eksi 4'müş. Artı diyoruz. Üçgene bakalım. 5 bölü 6 ise burada 5 bölü 6 olacak. Eksi burası negatiflik var. Burada olmadığına göre mutlaka nerede olması lazım? 5'te bir negatiflik olması lazım ki sayımız negatif gelsin. Eksinin eksiye bölümü arkadaşlar artı yapar. Burası ne kadar eksi gibi gözükse de aslında pozitiftir. O zaman sorun yok. 1 bölü 7 ise burası da 1 bölü 7 olacak. Negatiflik falan koymayacağım. Artı artı 1 diyoruz. Şu işlemin sonucunu bulalım arkadaşlar. Artı ile eksi eksi yapar. Artı ile artı artı yapar. 4 lira borç, 5 lira para, 9 lira borç yapar. 1 lira para gelmiş arkadaşlar. Ne yapar? 8 lira borç yapar. İkinci sorumuzda arkadaşlar sayı doğrusunda hangi harf yanlış yerleştirilmiştir? Yani hangi harf değeri yanlış verilmiştir diye soruyor. Hangi aralığın kaç parçaya bölündüğünü söylüyor soruda. Onları zaten soruda vermiş. Bakalım biz. 0 ile 1 arasında arkadaşlar 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. Üçüncüsü alınmış. Ne olacak? 4'te 3 olacak. Doğru mu? Doğru. L'ye bakıyoruz arkadaşlar. 1 tamı geçmiş. 1, 2, 3'e bölmüşler. 1'ini almışlar. Yani 1 tam 1 bölü 3 olacak. Doğru. M'ye bakıyoruz arkadaşlar. 2 tam bir kere var. 2 parçaya bölmüşler şu arayı. 1, 2. 2 parçaya bölmüşler. 1'ini almışlar. 2 tam 1 bölü 2 olacak. Ama 1 bölü 3 demiş. Yanlışı bulduk arkadaşlar. Yine de biz diğerine de bakalım. 3 tam var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5'e bölmüşler. 1, 2 almışlar. 3 tam 5'te 2 olacak. Doğru mu? Doğru. Evet cevap neymiş? Bursa'ymış. 3. soru. -61 bölü 30 rasyonel sayısından büyük olan en küçük tam sayı. Yani bundan büyük ilk sayı demek. Bunu geçer geçmez duracağım. İlk sayı. Şimdi. -61 bölü 30 bu haliyle işime yaramaz. Bunu tam sayılı kesite çevirirsem 60'ın içinde 30 kaç kere var? 30, 30, 60. 2 tam. Yani eksi 2 tam. Bir parçada fazlası var. 1 bölü 30. Bakın sayı doğrusuna gösterelim daha kolay olsun. Bu nedir? 2 ile 3 arasında. Şöyle yapayım. Şurası 0 olsun. Şurası eksi 1 olsun. Şurası eksi 2 olsun. Şurası eksi 3 olsun. Bu eksi 2'yi geçmiş. Ne olmuş bir de 1 bölü 30 gelmiş. Biz hep sağdan başlıyoruz. 1 tam, eksi 2, eksi 1 tam, eksi 2 tam bir de neye var? 1 bölü 30'u. Bu sayımız şuralarda bir yerlerde. Yani eksi 2 ile eksi 3 arasında bir sayı bu sayı. Bundan küçük diyor. Bundan büyük diyor. Bundan büyük sayılar nerededir arkadaşlar? Sayı doğrusunda sağa doğru gidildikçe büyür, sola doğru gidildikçe küçülür. Yani burada eksiler büyüdükçe aslında ne yapar? Sayımız küçülür. Çünkü borcun büyüyor. Senin nereye doğru gitmen lazım büyümek için? Sağa doğru gitmen lazım. Şu noktadan sonra bundan büyük ilk sayımız kaç arkadaşlar? İlk tam sayımız bak sağa doğru giderken nereye geldim ilk? Eksi 2'ye geldim. Bundan büyük ilk tam sayımız neymiş? Eksi 2'ymiş Ceyhan diyoruz. Dördüncü soru arkadaşlar. A ve B'nin değerlerini soruyor. Şimdi eksi 2'den başlamışız. 1'e kadar gitmişiz arkadaşlar. Eksi 2'den önce nereye gideceğim? Eksi 1'e. Oradan sonra nereye gideceğim? 0'a. Sonra nereye gideceğim? 1'e. Yani 3 tam var. Eksi 2 ile 1 arasında 3 tam var arkadaşlar. Kaç parçaya bölmüşler? 9 eş parçaya. Sen 3 tamı 9 eş parçaya bölersen demek ki her 3 parçada bir tane tam geçmen lazım. Yani eksi 2'den sonra 1, 2, 3 parça geldim. Nereye gelirim? Eksi 1'e. 1, 2, 3 parça gelirim. Nereye geldim? 0'a. 1, 2, 3 parça geldim. Bakın tam 1'e geldim. Şimdi artık A'yı ve B'yi bulabiliriz. Biz hep nereden başlıyoruz? 0'dan. 0 bizim başlangıç noktamız. 0'dan başlarsak arkadaşlar. Eksi 1 tam. Bir de neyi var? 3'e bölmüş 1'ini almış. Eksi 1 tam. 1 bölü 3. Nerede var arkadaşlar? Şu değil. Şu değil. Evet. A ya da B. Şimdi devam edelim. B'yi bulalım. 0'dan başlıyorum. Bakın 1 tam bile yok. 1. 2 parça gelmiş. Toplam kaça bölmüşler? 3'e. 2 bölü 3. Nerede var arkadaşlar? Ya burada ya burada. Evet. Cevap neymiş o zaman? Bursa'ymış. 5. soru arkadaşlar. Rasyonel sayıları kesirleri ondalık gösterimle ifade etmişler.
Hepsi negatif. Sonuçlar da negatif. Negatiflikle bir ilgili bir işlemi, yani bir şey dikkat etmeme gerek yok. Biz değerlerine bakalım. 1 bölü 2'yi ondalık kese çevirirsem arkadaşlar 5 ile genişletelim. 5 kere 1 5. 5 kere 2 10. 10'da 5 yapması lazım. Yani 0,5 olması lazım. 0,2 demiş. Olmadı. C'ye bakalım arkadaşlar. 2 ile genişletmem yeterli. 2 kere 8 16. 2 kere 5 10. Ne yapar arkadaşlar? 16'yı aynen yazın. Aşağıda 1 0 olduysa mutlaka 1 basamak ayırmanız lazım. Yani 1,6. Aşağıda 1 0 var, 1 basamak. Bakın burada 1 0 var, 1 basamak var. Aşağıdaki 0 adedince virgülden sonra basamak olması lazım ondalık kesirlerde. Bu da olmadı arkadaşlar. Fazla ayrılmış. Gelelim şuraya. 25'i 4 ile genişletmem lazım. 4 kere 72 288. 4 kere 25 100. 288'i yazıyoruz arkadaşlar. 2 tane 0 olduğu için 1, 2 tane ayırsam ne oldu? 288. Doğru mu? Doğru. D'ye de bakalım arkadaşlar. Belki cevabı D yapıp yanlış yapanlar olmuştur. Ne yapacağız? 25 ile genişletiyorum. 25 kere 3 75. 25 kere 4 100. %75 nasıl yazılır arkadaşlar? 75'i yazacaksınız. 1, 2 tane ayıracaksınız. Bunu da ayırdım. Bunu da. Yani 0,75 olması lazım. Araya bir 0 daha girmiş. Olmadı. Cevap neymiş gerçekten de? Bursa'ymış. 6. soru arkadaşlar. 13 bölü 9'u rasyonel sayıya çevirmemiz istiyor. Tabi rasyonel sayıya çevirmek için yapmamız lazım bunu? Uzun bir bölme yapmamız lazım. Devreden sayılar var gördüğünüz gibi. Bölelim arkadaşlar. 13'ü 9'a bölüyoruz. 13 ile 9 kaç kere? 1 kere. 1 kere 9, 9. 13'ten 9 çıktı. 4 kaldı. 4'te 9 yok ki arkadaşlar. İlk getirdiğimiz 0 için virgül atıyoruz. 40'ta 9 kaç kere? 4 kere. 4 kere 9, 36. Ne kaldı yine? 4 kaldı. 4'te 9 yok arkadaşlar. Bu sefer 0 getiriyorum ama virgül ya da 0 atmak yok. O sadece birincisindeydi. 0 getirdim. 40'ta 9 var mı? Var. Kaç kere? 4 kere. 4 kere 9, 36. Bakın yine ne geldi? 4. 4, 4, 4. Hep 4 geliyor. Buraya da o zaman aynı basamaklar tekrar edecek. Yani 1,4 devreden diyoruz. Ne olacak? Denizli. 7. soru arkadaşlar. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Önce şunu tam sayılı kesri bileşik kesri çeviriyorum. 2 kere 3 6. Bir daha nedir arkadaşlar bu? Eksi 7 bölü 3. Eksi 7 bölü 3'ün toplamaya göre tersi artı 7 bölü 3 müdür? Evet. Toplamada ne yapar? Toplamaya göre terste sadece işaret değişir. Doğru. Şunu bileşik kesri çevirelim. 3 kere 2 6. Bir daha nedir arkadaşlar? Eksi 7 bölü 2'dir bunun bileşik kesir hali. Bunun çarpmaya göre tersine ne yapar? Pay ve payda yer değişir. Takla atar. Ama işaret değişmez. Bu sayı negatifken burada pozitif olmuş. Olmaz. İşaret ne yapmaz? Değişmez. Sadece sayının payı ve paydası yer değiştirir arkadaşlar. İkincisi yanlış. Toplamaya göre tersi bilmem ne olan. Burada duralım arkadaşlar. Burada duralım. İşler karışmasın. Önce sayımızın kendisini bulalım bir. Şimdi 2 kere 3 6. 2 daha 8 bölü 3. Ama nasıl 8 bölü 3? Eksi 8 bölü 3. Bu neymiş? Toplamaya göre tersi. Tersi buysa arkadaşlar sayının orijinali kendisi ne yapar? Toplamaya göre ters de işaret değiştiriyor sadece. Ne olacak? Artı 8 bölü 3. Evet, artı 8 bölü 3'ten bahsediyoruz. Bu sayının çarpmaya göre tersi 3 bölü 8'dir diyor. Evet, 8 bölü 3'ün tersi 3 bölü 8'dir. Çarpmaya göre sadece ne yapmış? Payla payda yer değiştirmiş. 3 de ne olacak? Doğru. Cevap neymiş arkadaşlar? 1 ve 3'müş. 8 arkadaşlar. Eksi 7 bölü 3 ile 7 bölü 2 arasındaki tam sayıların toplamını soruyor. Şimdi bir sayı doğrusu çizelim arkadaşlar. Bunları bir yerleştirelim sayı doğrusuna. Daha kolay olur bizim için. Sayılar çok büyük değil çünkü. Eksi 7 bölü 3 demek arkadaşlar. Şöyle şuraya doğru yapayım. 3, 3 daha 6 ne var bunun içerisinde? 2 tam var. Yani eksi 2 tam 1 bölü 3'tür. Eksi 2'den 1 bölü 3'ü yerleştirelim arkadaşlar. Şurası 0 olsun. Şurası eksi 1. Şurası eksi 2. Şurası eksi 3. Küsuratı bizim için önemli değil. Eksi 2'yi geçmiş mi? Geçmiş. Demek ki eksi 2 ile 3 arasında bir yerlerde bu sayı. Şimdi 7 bölü 2'yi bulalım arkadaşlar. 7 bölü 2. 7'yi 2'ye bölelim. 3 tam var. 3 tam var. Bir de neyi var? 3 kere 2. 6. 1 birim fazlası var. 3 tam. 1 bölü 2'dir bu sayı. Sağa doğru geliyorum arkadaşlar. 1, 2,
3, bakın 3'ü geçmiş, 4'e doğru gidiyor. Yani 3 ile 4 arasında bir yerlerde. Şu iki nokta arasındaki tam sayıların toplamını istiyor arkadaşlar bizden. Toplayalım. Bakın eksi 2 ile artı 2 birbirini götürdü. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü. Sıfırın zaten bir değeri yok. Sadece ve sadece ne kaldı arkadaşlar geriye? 3 kaldı. O zaman bunların toplamlarından ne gelecek? 3 gelecek diyoruz. Aşağıdaki kesirlerden hangisi 0,64'e eşit değildir diyor arkadaşlar. Bakın şu 0,64 demek. Önce kesiri çevirelim. 64 bölü 1. 2 basamak olduğu için 2 sıfır atıyorum. 100'dür. Bunun gerçek kesirde çevrilmiş hali budur. 64 bölü 100. Yani D seçeneği doğru. 2 ile sağ değiştirin arkadaşlar. 2'ye böldüm. 32, 2'ye böldüm. 50. Bu da doğru arkadaşlar. A ve B'de biraz zorlanacağız. B'de de zorlanmaya gerek yok aslında. B'yi 3 ile sağ değiştirelim arkadaşlar. 3'e bölünebilen sayılar gelmiş. 48 3'e böldüm. 16. 75 3'e böldüm arkadaşlar. 25. Şimdi bakın. Şunu bu sefer de sağ genişletiyorum. 25'in 4 katı 100. 60, 16'nın 4 katı 64. O zaman bu ikisi aynı şey. Bu da doğru. A'ya bakıyorum. 25'i 4 ile çarptım. 100. Ama 15'i 4 ile çarparsam ne yapar arkadaşlar? 60 yapar. Ama bana ne gelmesi lazım? 64 gelmesi lazım. Bu demek ki bunlardan birazcık farklıymış. 10. soruda arkadaşlar kutu yerine aşağıdaki tam sayılardan hangisi yazıldığında doğru olur diyor. Yani hangisi yazılabilir? Şimdi bir eşitsizlik var burada. Bunları kıyaslamam lazım. Burası 12 ise burada 12 olması lazım. Şöyle yapalım. Soru işareti bölü 12 küçüktür. Diğerini 3 ile genişletiyorum arkadaşlar. Negatifini unutmuyorum. Yazıyorum. Eksi. 3 kere 1 3. 3 kere 4 12. Evet. Eksi 3 bölü 12'den küçük olacak. Soru işaretine ne gelirse eksi 13 bölü 12'den daha küçük bir sayı bulurum. Negatif sayılar büyüdükçe ne yapar? Küçülür. Yani ben buraya eksi 4 yazarsam eksi 4 eksi 3'ten daha küçük bir sayıdır. Çünkü büyüyen senin borcun. 4 lira borcu olan adam 3 lira borcu olan adamdan daha fakirdir. Ya da eksi 4, eksi 3'ten daha soğuktur. Ya da eksi 4. kat, eksi 3. katın daha aşağısındadır arkadaşlar. Şunu yazarsam eşit olur. Bunları yazarsam da büyük olur. Cevap nedir? Denizli'dir. 11'de sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralamamızı istiyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen paydaları eşitliyoruz. Şunu şurada bir genişletelim. Paydayı 12 yapmam için 4 ile genişletmem lazım. 4 kere 2 8 4 kere 3 12 ama sayımız negatif. Bu da bizim için önemli çünkü. 3 ile genişletiyorum. Negatif. 3 kere 3 9 3 kere 4 12. Bunu aynen yazıyorum. Zaten paydamız 12'ymiş. Şimdi arkadaşlar kuralımız ne? Sanki bunlar pozitifmiş gibi sıralayacağım. Tersine çevireceğim. Negatiflikte büyük olan küçük, küçük olan arkadaşlar daima büyük olur. Çünkü bir negatif bir sayı büyüyorsa borcum büyüyordur arkadaşlar. Onun için ters orantı var orada. Şimdi bunlar eğer hepsi pozitif olmuş olsaydı en küçük hangisi olurdu arkadaşlar? Paydaları aynı olan sayılardan payı büyük olan büyük, küçük olan küçüktür. Yani bunlar şu anda hazır. Ne olmuş bakın? Küçükten büyüğe doğru sıralanmış. O zaman ne yapacağız? Ters çevireceğiz. En küçük olan pardon arkadaşlar burayı ben 15 zannettim. En şu anda sıralanmamış. Ben sıralıyorum bunları pozitifmiş gibi. Yani 5 bölü 12 küçüktür. Neden? 8 bölü 12'den o da küçüktür. 9 bölü 12'den. Pozitif olsaydı böyle olurdu. Ama negatif olunca ne olacak? Eksi 9 bölü 12 en başa gelecek. Eksi 9 bölü 12 dediğim ne arkadaşlar benim? Eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3 bunlar içerisindeki en küçük. Pardon, 9 bölü 12 dediğim benim ne arkadaşlar? Şu ortadaki yani şu. Eksi 3 bölü 4 en küçük. Eksi 3 bölü 4 ile başlayacağım. Şu ikisi ne oldu? Elendi. Sonra büyük olan küçük, küçük olan büyüktü. Yani şu negatif olunca en küçük. Burada en büyük olan en küçük olacak. Bu en küçük. Bunu eledim. Sonra 8 bölü 12 yani baştaki 2 bölü 3'ün gelmesi lazım arkadaşlar. Nerede var? Bursa'da var. A delendi. Cevap neymiş arkadaşlar? Bursa'ymış. Sanki bunların hepsini pozitifmiş gibi sıraladım. 5 bölü 12, 8 bölü 12, 9 bölü 12 geldi. Ama negatif olunca ne yapacak? Yer değiştirecek. Şu sondaki en başa gelecek. 9 bölü 12 en başa geliyor.
Ondan sonra 8/12 zaten ortada, onun için sorun yok. 5/12 nereye geliyor arkadaşlar? En sona geliyor. 9/12 dediğin senin neydi? 3/4'tü. 8/12 dediğin 2/3'tü. 5/12 dediğimiz neydi zaten? Değişmeyen sayımızdı. Cevap neymiş arkadaşlar? Bursa'ymış. Evet, biraz karışık oldu çünkü bir iki hata yaptım. Şurada 5'i falan yanlış gördüğüm için. Yoksa çok daha güzel çözecektik. Birazcık dikkat edersek karıştırmayız. 12. soruda arkadaşlar devirli sayılarım var. En büyüğü arıyorum. Bakın sayılarımızı biraz devam ettirelim. A'daki sayımız ne arkadaşlar? 0,235. Hepsi devrettiği için bakın bunu 3 basamak daha devrettireyim. 235, 235, 235 diye devretecek. 235. Bakın hepsini 6 basamağa sabitleyelim. Bu devam ediyor daha da. B seçeneğine bakıyoruz arkadaşlar. 0,235 ama bu 35, 35 diye devam edecek. 6 basamak yapıyorum bak. 3 oldu, 5 oldu. Bir 35 daha gelecek ama sadece 3'ünü yazıyorum arkadaşlar. C'ye gelelim. 0,235 sadece 5 devrediyor. 5, 5, 5 diye 3 tane yazdığımda 6 basamağı doldurmuş oldum. D'ye geliyoruz. 0,235 devrili sayı yok. O zaman bu basamaklar ne olacak? Hep boş olacak. İstediğiniz kadar 0 koyabilirsiniz. Bakalım en büyük hangisi? Şimdi soldan sağa doğru nerede farklılaşırsa duruyorum. Hepsinin tam kısmı 0 mı? 0. Burada birisi 1 olsa en büyük olur. Diğer devamına bakılmaz. Hepsinin onda birlerindeki mi? 2. Birisi 3 olsa en büyük olurdu ama olmadı. Yüzde birler 3 mü? 3. Binde birler hepsinin 5 mi? 5. Evet, bakın farklılaşacağımız yere geldik. En büyük hangisi? Hemen burada belli oluyor. 10 binde birlerde 2 var arkadaşlar. 3 var, 5 var, 0 var. En büyük hangisi? 5. O zaman ne olacak cevap arkadaşlar? Ceyhan olacak diyoruz ve testimizi tamamlıyoruz.